Yine burun kaşınması, burnu kaşındığında bir kavga haberi alınacak derler hocam. Bu şekilde ben onu ilk böyle defa kaşın. Duydum. Var mı öyle bir şey? Var var hocam. Duyan var mı daha önce dur, bunu? Dur ben hemen mikrofonu vereyim size. Duydum ben ama inanmıyorum yani. Ne diyorlar? Burun kaşındığı zaman muhakkak o günü birininle kavga edermişsin ya da münakaşa. Burnum kaşınıyor. Belki bir şeyden kaşınıyor. Bir rahatsızlıktan olabilir. Evet. Her şeyden olabilir. Ben inanmadım yani. Bilmiyorum. Ben ilk defa duydum. Ya bununla alakası yok. Evet. Kavga etmek istemeyen bir adamını kavga edemezsin ki. Yani burnu da kaşınsa. Evet. Yine hocam şey vardır. Hepimiz çok iyi biliriz. Gözümüz daldığında misafir gelecek deriz. Böyle gözünde aa misafir. Bugün size misafir gelecek denir hocam. Göz dalması nasıl bir şey? Ya böyle dalarsınız ya hocam, gözünüzü kımıldatmadan böyle kalırsınız. Bir yere. Evet, şöyle bir sabit bir yere bakarsınız. Başka bir şey var, misafir gelecek diye ne olur bir şey? He? Bir dakika. Çocuk, dur, mikrofonu vereyim size. Çocuk emeklerse misafir gelecek derlermiş. Öyle diyor. Yerde. Evet, emeklerse. Ha, yürüyen çocuk emeklerse. Evet. Olabilir. Misafirin bolsa gelir. Cömertsen. Öyle diyorlardı. Duymuştum gelsin, da. Gelsin. Bizim halk arasında bunlar güzel şeyler. Evet, yani misafir evet. Gelmesi. Evet. Dur mikrofonu vereyim. Reyhan Hanım. Ayakkabı üst üste çıktığı zaman da aynı şekilde. Misafir gelecek. Misafir gelecek diyorlar. Tamam. Aceleyle paldır şey küldür eve evet. Girersen ayakkabı Özlem üst üste Hanım. Geliyor. Hocam benim de sol gözüm iki gündür devamlı seyiriyor. Bunun anlamı nedir mesela? Çok merak ediyorum. Hani ben sanki kötü bir haber duyacakmışım gibi algılıyorum ama. Öyle mi var? Öyle mi algı var? Öyle bir algı var bende. Sol gözüm bayağı bir yani gece sağ gündüz seyiriyor. Sağ sayırınca müjdeli haber, sol sayırınca kötü haber derler. Evet. Bu göz seyirmesi aşırı şekilde varsa psikolojik bir nedeni olabilir. Üzüntü, stres bunlara dikkat etmek lazım. Rukiye Hanım size şuradan uzatacağım mikrofonu. Ama geçici bir şeyse o anlıktır. Pardon. Kötü yorum çıkarmamak gerekiyor. İyisini çıkar sen. Gene bak misafir güzel bir şey. Hayra yor inşallah. Para gelecek de. Hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ ol. Allah acil şifalar amin, diliyorum. Amin. Allah razı olsun. Şöyle bir şey diyeceğim ben. Hiç kaçırma. Böyle hani kolunu böyle bağlamak. Ha şunu söylüyorlar. Şöyle. Parmakları birbirine geçirmek. Kısmetin geçirmek. Kapanır. Ellerini diyorlar. Böyle yapar. Evet. Kısmeti kapanır. Alışkanlık oluyor. Yapıyoruz yani mesela. Aslında bu ne, kol bağlamak doğru mudur? Kol bağlamak şöyleymiş. Ben Peygamber Efendimizin beden dilini çalıştım. O bu kitap burada bugün yok ama orada da yazdım. Mesela Canan Hanım şimdi böyle duruyor ya. Bu aslında dışarıya kapalıyım demektir. Yani seni dinlemiyorum. Ben başka bir derdim var. Beden dilinde onun okuması o. Hatta diyorlar ki iyi bir konuşmacı. Kolunu böyle bağlamış insana çözdürür. Evet. Yani öyle bir onları adaptasyona sokar ki böyle kendine çeker ki insan böyleyken bakar kolları açılmış. Bu kol bağlama biraz bizim dışa kapalı olduğumuzla alakalı. Kendi içimize döndüğümüzü gösteriyor. Mesela ben çok yaparım hocam öyle. Kısmetle alakası. Yanımdaki işte arkadaşım olsun. Ondan sonra şeyin kolunu bağlama kısmetin kapanır kısmetle diyorlar. Kısmetle hiç alakası yok. Parmağı birleştirmenin parmakları, evet. Kolu birleştirmenin kısmetle alakası yok. Yani o anlık faydalı da olabilir. Mesela bir yere yaslanamadık, buradan güç alabiliyor. Evet. Öyle oluyor tabii. Mesela şeyler, bazıları böyle yürürler ya. Evet. Şimdi yaşlı bir abi diyor ki, hocam diyor eskiden böyle yürüyeni hava atıyor zannederdim diyor. Meğer diyor bel ağrıyınca belden güç almak için böyle yürünüyormuş evet. Diyor. Şimdi iyi anlıyorum yaşlıları diyor. Başka bir sebebi de olabilir. Yani illa mana çıkarmaya gerek yok. Bir fiziki sebebi de olabilir. Evet. Yorgunluktan dolayı güç alabilirsin. Bir de hocam böyle eli kaşınır insanların derler ondan sonra evet. Para mı gelecek? İyidir öyle düşün. El kaşınma. Sağ eli kaşınırsa daha çok iyidir. Evet. Pozitif düşünmek lazım. Teşekkür ederim hocam. Mikrofonu uzatayım Asiye Hanım. Mikrofon evet. Çok pardon hocam. Salı günü tırnak kesmek niye caiz değil? Yani tırnak kesmenin çarşambası, perşembesi, cuması olabiliyor mu? Bir temizlik değil mi hocam? Neden günah yani? Neden kesilmiyor? Bu niçin söyle? Hurafi mi? Hurafi. Yoksa
Ben temizlik açısından mı? Ben de öyle söylüyorum. Çarşamba, perşembe de kesilir. Değil kesin. Mi? Yani ben istediğim gün bu tırnağımı kesebilmeliyim. Her zaman. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Evet. Hocam aynı zamanda tırnağı akşam kesmeyin derler. Akşam kesmeyin derler. Hadis-i şerif var. Öyle mi hocam? Hadis var ama o işte karanlıkta mesela cenaze defnetmek de bazı şeyleri gece yapmak. Sabahın şerri gecenin hayrından yeğdir derler. Gündüz yapmak gereken işleri gece yapmamak lazım ama şimdi ışık var vesaire. Akşam kesmenin bir sakıncası yok. Evet. Önümdeki notlarda bacak bacak üstüne atmak günah mıdır var hocam? Ya bacak bacak üstüne atmak saygısızlık gereği ise bazı toplumlarda yapmamak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç başkasının yanında bacak bacak üstüne attığını bilmiyoruz. Kitaplarda öyle yazar. Bu bir saygı ifadesidir. Ama bu mesela devletler, devlet başkanları böyle kendi devletinin üstün olduğunu göstermek için mesela Cumhurbaşkanımız gidiyor ya şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Diyelim ki Amerika'ya gidiyor. Amerika'nın Biden o haliyle tutuyor, bacak bacak üstüne atıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın orada bacak bacak üstüne atması gerekir. Çünkü o devletin şerefini, gücünü koruması lazım. O bir naziredir ona karşı. Sen böyle yaptın, ben de böyle yaparım. Sen böyle sandalyede yüksek yerde oturdun, ben de yüksek, devletimi küçük düşürmem. Bu önemli ama bir insan yorulmuş, karşısında da yanlış anlayan kişi yok, arkadaşları var. Tutmuş, bacak bacak üstüne atmış. Bir sakıncası yok bunun. Büyük varsa büyüğe karşı dikkat etmesi lazım. Evet, yine hocam hapşıran insana çok yaşa demek ömrünü uzatır mı? Hapşıran insana Müslümanın vazifesi yerhamükallah. O elhamdülillah diyecek. O da yerhamükallah diyecek. Çok yaşa da bir duadır. Evet. En azından onu söylemek bile bir sakıncası yok. Güzeldir. Yine hamile kadınlar aşardığı zaman istediğini yemezse bebekte leke olur derler hocam. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii bazı arzu ettiğimiz şeyleri bastırdığımızda başka yerden patlayabilir. Onun için mümkünse istediklerini getirmek lazım o tür şeylerde. Çünkü o baskı çocuğa tesir eder. Annenin üzüntüsü, düşüncesi her şeyi sirayet eder. Evet. Yine hocam az sonralarımızda olan başlıklarımız vardı. Zamanımız azaldı. Hızlıca gitmek istiyorum. İki bayram arası düğün yapmak uğursuzluk getirir mi? Yok. En çok sorulan sorulardan bir hiç tanesi. Hiç alakası yok. Her zaman düğün olur. Tırnak kesmek gibi. Evet. Tırnak kesmenin gecesi gündüzü olmaz. Düğünün de öyle. Düğün de her zaman olur. Hayvanlara çıkardığı sesler musibet habercisi midir? Ya bazen şu köyde yaşayanlara dün gece biraz rahatsızım ya. Sabah olmadı. Her saat başı uyanıyorum. Sabaha kadar köpekler avladı. Dedim bu köyde yaşayanların işi zor hakikaten yani. Düşünsene bir köyde 100 tane köpek var. 10 tane köpek var. Bir havlamaya başlasalar sabaha kadar. Nasıl uyuyorlar diye onu düşündüm geceleyin. Hayvanlar bizim görmediğimiz bazı şeyleri görüyorlar. Duymadığımız sesleri duyuyorlar. Bazen de içgüdüsel olarak düşmanı kovalamak maksadıyla, kaçırmak, korkutmak maksadıyla havlıyorlar. Uluyorlar, inliyorlar. Bunlardan kuş, baykuş ötmesi vesaire şeylerde geçiyor hadislerde. Uğursuzluk saymayın diye. Uğursuzluk yoktur ondan kötü. Ama işte deprem öncesi mesela atların çok tedirgin olduğu, köpeklerin sürekli uluduğu bunlar tecrübe edilmiş şeyler. Evet hocam. Yine 13 sayısı çok konuşulur hocam. 13 sayısı uğursuz mudur? Hala var mı bilmiyorum hocam. Bazen uçakta 13. koltuk yoktu eskiden. Eskiden öyleymiş. 13. katlar boş tutulurdu otellerde falan. Türkiye onu kaldırdı. 13 bizim için uğurlu sayılır. 1453 İstanbul'un fethidir. Ama Hristiyanlar onu uğursuz saymışlar. Bize oradan gelmiş. Hatta hocam Müslümanlar için uğurlu bir rakam bile düşünülüyor. Peygamber Efendimiz'in doğum tarihinin toplamı 13 oluyor. 571'in. Bu anlamda bunu böyle bir uğurlu sayanlar da var. Böyle okumuştum bir yerde. O da olur. Evet. Yine hocam şu tırnak kesmeyi cevapladık. Kara kediyi cevapladık. Yeni doğan bebekler ve lohusa kadınlar kırkı çıkmadan dışarıya çıkabilir mi? İşte gerçi hanımefendi sormuştu. Gerçekle alakası var dedim ya. Evet. Ama zaruret var çıkar. Dikkat nazar etmeyin. Boncuğu nazardan korur mu? Bunu da cevapladınız. Nazardan Allah korur. Nazar boncuğunu aksesuar olarak takabiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.